Seçilciğim, ben senin şirkete geldiğin ilk günleri hatırlıyorum. O zamandan tutmuştu gözüm seni. Sen böyle çok akıllı, çok cevval bir kızdın. O zamandan belliydi yani çabuk yükseleceğin. Bak, yani danışmada duruyordun. Şimdi Yiğit'in asistanı oldun. Yanıltmadın beni. Çok teşekkür ederim Müjdel Hanım. Sizden bu iltifatları duymak benim için büyük gurur. Seçilciğim, sen bu olduğun yere bileğinin hakkıyla, emeğinle geldin. Öyle havadan torpille değil, yanılmıyorum değil mi? Hayır, kesinlikle yanılmıyorsunuz. Güzel. Çünkü ben tuttuğum insanlar tarafından yanıltılmayı pek sevmiyorum. Misal, Cahit'le Yiğit beni çok yanılttılar açıkçası. Yani Kozan Otomotiv olalı böyle bir torpil, böyle bir haksızlık gerçekten görmedim. İnanın bu durumdan hepimiz şikayetçiyiz İzciler Hanım. Burada kimse Nur'a tahammül edemiyor. Kimse sevmiyor onu, kimse istemiyor. Bir de eğitimsiz, öyle havadan düştü kuruldu yanımıza. Kimse de memnun değil ama elimizden bir şey gelmiyor. Torpili sağlam, emir büyük yerden. Dur bakalım. Dur, siz ne çabuk havlu atmışsınız böyle. Öyle köşelere çekilip iki fiskos yapıp ağlanmakla olmaz bu işler. Öyle istediğinizi elde edemezsiniz. Harekete geçeceksiniz. Harekete geçeceğiz. Ve sen Seçilciğim, benim buradaki gözüm, kulağım, elim, ayağım olacaksın. Ben ne yapabilirim ki? Nur'un ayağını kaydıracaksın. Ama ben, yani biliyorsunuz birçok yerden torpili var. Şimdi bir de Fatih Selim Er'den sonra birçok yerden torpilli. O torpil geri tepecek Seçilciğim. Teptireceksiniz. O kadın bu şirketten kovulacak. Hoş geldin Yiğit'ciğim. İşler? Ben kahvenizi getireyim Yiğit Bey. Sen ne yapıyorsun burada? Bugün de 23 Nisan değil, bayram değil, seyran değil. İşte ne yapacağım? Hayaller patron içe, hayatlar ben. Böyle de bir garip oldu değil mi? Sana özenmişim de hevesimi almak için yerine oturmuşum gibi. İşler. Efendim? Ne saçmalıyorsun? Hayır yani gerçekten şu masaya oturmuş olmamın hesabını verdiğime inanamıyorum Yiğit. Ne olmuş ya masana oturduysak? Allah Allah, şirketi ele geçirdik sanki. Çarpıtma İclal. Ben ne diyorum, sen neden bahsediyorsun? Onu diyorum ben de, sen ne diyorsun acaba? Aa tamam, girmeyiz bir daha canım sen yokken şeyine, odana. Tövbe ya. Bak hala aynı şeyi yapıyorsun. Ya ben asistanımla odama kapanmış ne konuşuyordunuz diyorum. Ya kız beni görünce panik oldu kaçtı. Ya sen neden bahsediyorsun? Yok masama oturmuşsun, kalkmışsın. Ne diyorsun Allah aşkına? Ya Yiğit'ciğim sen şunu bana açık açık sorsana ya. Ha? Bu işin ucu Nur'a dokunuyor mu ya, açık açık sorsana. Sormama gerek var mı? Ha? Hafize Hanım öldüğü gün biz neyi konuşuyorduk? Bizim meselemiz neydi? O video kaydı meselesi değil miydi? Ne alakası var ya şimdi? O videoyu şirketten birinin, orada olan birinin sana gönderdiğini anlamak için daha iyi olmaya gerek var mı? Hmm. Ha 7 gün yası bitti. Sen şimdi video terörü estireceksin burada. Yazık ya. Gerçekten yazık. Yiğit Kozan kurban arıyor. Bu kabak da bu zavallı asistanın başına patlayacak değil mi? Patlasın mı? Ay yok Yiğit ya. Yok sen gerçekten niyeti bozmuşsun artık. Bir de git istiyorsan topla insanların telefonunu, kontrol et tek tek. Ya da yok. Yok ben sana zavallı çalışanlarının derdini açık açık söyleyeyim Yiğit'ciğim. Zaten çok kısa. Çok kısa ve net tek kelime. Nur. Şirkettekiler özlemiştir seni. Ya ne demezsin. Bu ne şimdi? Sevmiyorlar mı seni? Bayılmıyorlar diyelim. Dur tahmin edeyim. Bu antipatiyi Yiğit Kozan'a borçlusun tabii. Onların açısından baktığımda haksız da değiller. Öyle bir anda tepeden geldim yanlarına. Bir eğitimim yok, tecrübem yok. Onların gözünde şımarık kız mankenlikten sıkılmış, Yiğit'in eski karısı olmanın kaymağını yiyor. Ne kadar objektifsin. Peki öyle mi gerçekten? İşe başlamam en çok da Yiğit için sürpriz oldu. Asistan olmak için Cahit'i ben kendim zorladım. Yiğit'in haberi bile yoktu. Yaptığım o saçma sapan evlilikten sonra Yiğit'e kendimi affettirmek için geldim şirkete. Kariyerimi Yiğit'in beni affetmemenin adına borçluyum yani. Diyorum ya sen küçükken de böyle komik bir kızdın. Senin gözün kör olmuş. Senin gözün gerçekten aşktan artık kör olmuş. Sen etrafını görmüyorsun. Yahu insanlar huzursuz. Senin çalışanların mutsuz ve sen farkında değilsin. He, ben farkında değilim ama sen farkındasın öyle mi? Evet efendim. Aynen de öyle.
Ya senden korkuyorlar. Seninle konuşamıyorlar. Senin asistanın bile tek başına beni yakaladı, bırakmadı be. Kızın canına nasıl tak etmişse artık benim yakama yapıştı. Ya zırvalık hepsi Allah aşkına. Varsa derdi olan gelsin yüzüme söylesin beni. Ne yapmışım ben onlara? Ha? Neyimi görmüşler? Kime eziyet etmişim bugüne kadar? Ben eli sopalı bir patron muyum? Neden benden korksunlar ki? Ay bilemiyorum artık neden senden korksunlar. Bir düşün istersen. Acaba o kadına olan zaafını bildikleri için olabilir mi? Yiğit, sen istediğin kadar gözünü kör et. İnsanlar bu torpili farkında. Haksızlar mı? Hayır. Yahu sen değil miydin benim babamın oğlu gelse tanımam diye yöneten bu şirketi? Ha? O kadar hatırlı dostların, yok benim kuzenimin kızının stajı, yok oğlum iş arıyor telefonlarını sen gözünü kırpmadan kapatmadın mı? Ha? Yahu Yaren, Yaren. Yaren senin kardeşin. Sen ona bile bu işin eğitimini almadan bu kapıdan içeri giremezsin demedin mi Yiğit? Ne oldu şimdi ya? Ha? Şimdi ne oldu da senin eski karın bu şirkette böyle fink atabiliyor? Sakın, sakın bana Cahit deme. Senin çalışanların gayet iyi biliyorlar. O Yiğit Kozan adaleti var ya, o adalet. Şimdi senin çalışanların o adaleti sorguluyorlar Yiğit'ciğim. Sen burada otur, istediğin kadar gözlerini kapat. Senin çalışanların senin yaptığın haksızlığı, senin yaptığın torpili çifte standartı konuşuyorlar. Tek meziyeti, tek meziyeti seni tavlamak olan bir kadının... Bak izler laflarına... Yalan mı? Ha? Benim söylediklerim yalan mı? Ne mezun olur? O dandik mankenlik kariyeri dışında ne kariyeri var onun? Ha işte bir de bizim evde öyle bir bakıcılık yaptı. Normal şartlar altında bu kadın bu şirketin kapısından içeri giremez Yiğit. Ama şimdi o yıllarca bu şirket için alın teri dökmüş, senin için çalışmış insanlarla alay edebiliyor bu kadın. Yok. Yok gerçekten ben senin yerinde olsam çalışanlarımın suratına utancımdan bakamazdım. Müzik